Hoş geldiniz sevgili Monkçularım. Umarım keyfiniz ve sağlığınız da yerindedir. Bugün günler sonra ilk defa hava güneşli. O yüzden balkonda yemeye karar verdim. Siz de buna eşlik edin istemişim herhalde. Kayda geçmişim. İyi seyirler diliyorum. Hava durumundan bahsederken aster eylemini kullanıyoruz. Hava güneşli diyeceksek de afe sol diyoruz. Sol güneş manasına geliyor. Birkaç kitap teslim etmek istiyorum. O yüzden postaneye gidiyoruz. İspanya'da çalışma saatleri bir tuhaf. Yani ofislere göre, güne göre falan saatler çok değişkenlik gösteriyor. O yüzden ben bir alışveriş merkezinin içerisinde bir ofis buldum. Akşam 9'a kadar gönderim yapabiliyorsunuz. Bu arada bu bina benim hep çok ilgimi çekmiştir. Çok hoşuma gidiyor. Onu da görün istemişim. Burası alışveriş merkezinin otoparkı. Gerçekten kocaman ama yarım bırakmışlar. Yıllardır da böyleymiş. Bazı tarafları kullanılıyor, bazı tarafları hala işte yarım yapım aşamasında falan. Büyük ihtimalle de kullanılmayacak yani. Gereğinden fazla büyük yaptıkları için ve bu kadar çok istek olmadığında öyle havada kalmış. Ofisin hangi katta olduğuna baktım ama bulamadım yani. Büyük ihtimalle alt kattadır, o yüzden alt kata geçiyoruz. Bulamadım derken de bulmak manasına gelen encontrar eylemini çekebiliriz. No lo encuentro. Lo onu, encuentro bulmuyorum. Poder eylemiyle kullanılmıyor ne yazık ki. No lo puedo encontrar değil, no lo encuentro. Gönderim yapacaksanız aklınızda bulunsun. Bu poşetlerden istediğiniz zaman ekstra bir ücret ödüyorsunuz. O yüzden evde kendiniz paketleyebilirsiniz. Bu apartmanları da sürekli görüyorum. Eve çok yakınlar. Sadece burası değil, böyle yanda 8 tane daha böyle bir yapı var. U şeklinde apartmanları düzenlemişler. Ortalarında da bir boşluk var. İşte bazılarında park var, bazılarında sadece bankları koymuşlar, bazılarında otopark var, bazılarında ise kaykay yerleri var. Denk geldikçe gösteririm. Bugün sonunda tohumları ekmeye başlıyorum. Aslında çok geç kaldım ama havalar gerçekten soğuktu. Başlangıç için domates, salatalık, biber ve marul ekmeği planlıyorum. Aslında tohumları tanıyorum ama filizlendikten sonra karıştırma ihtimalime karşılık böyle bardaklara isimlerini yazdım. Tohumları bir gece suda bekleteceğim ki çimlenme daha hızlı olsun, daha kolay ilerlesin. Bu
Bu arada tohumları ben Türkiye'den almıştım. Şu anda bir sıkıntıları yok, beğendim ben. Aşağı açıklamalar kısmında Trendyol hesabım var, koleksiyonlarım var. Oradan tohumlara erişebilirsiniz, aynı markaya ait tohumlara erişebilirsiniz. Ama emin olabilmek için birkaç ileriki videoyu daha izlerseniz eğer tohumların hepsi filizlendi mi, en azından bunu görmüş olursunuz. İki hafta kadar önce internetten saksı sipariş etmiştim. Kumaş saksılar. Aynı zamanda toprağı karıştırmak için işte kokopit, perlit, vermikilit falan gibi malzemelerden de söylemiştim. Geçen haftaki videoda onları portaldan teslim aldım ama bugün açabildim yani. Hafta içi çok yoğun ilerliyor çünkü. Bu arada kumaş saksılara kenevir ekiliyormuş aslında. O yüzden bu sipariş oluşturduğum site bana hediye tohum göndermiş. Başta bir anlamadım ne olduğunu da sonra siteye girip baktım. Gerçekten de tamamen kenevire yönelik ürünlerin satışı var yani. Saksılar böyle 50 litrelik, bayağı büyük. Ben çok beğendim. 4-5 sezon kadar falan da kullanılabiliyormuş. Bunlar da toprağı karıştırmak için aldığım diğer ürünler. Elimde gördüğünüz şey kokopit. Bu böyle küçük bir şey olarak dursa da ıslatıldığı zaman 9 litreye kadar genişliyor, büyüyor yani. Tohumlukları tamamen bununla kullanmayı düşünüyorum. Ağırlıklı olarak bunu kullanacağım yani. Aynı zamanda perlit ve vermikülit de ekleyeceğim. Bunlar da volkanik taşlar ve su tutma kapasiteleri çok yüksek olduğu için özellikle tohumluklarda kullanmak istiyorum. Büyük saksılarda da kullanacağım ama hani özellikle tohumlar için almıştım. Kokopit çok daha yumuşak olduğu için tohumlar çok daha rahat ediyor ve daha rahat bir şekilde yukarı çıkabiliyorlar. Diğerlerinin de su tutma kapasitesi daha yüksek olduğu için hani toprağı hep nemli tutabiliyorlar. Tohumları ektikten sonra can sularını soğan kabuğu ve yumurtayla hazırladığım bir karışımla vermek istiyorum ama evde soğan olmadığı için markete gittim. Ben her gittiğimde 3-4 tane ekmek alıyorum. Çünkü sürekli ekmeğe gidemediğim için evde bulunsun istiyorum. Buzluğa atıyorum. Buzluktan çıkardıktan sonra çözündüğünde tamamen taze ekmek gibi oluyor. Marketteyken soğan ekmeğe de karar verdim ama hali hazırda küçük bir saksım olmadığı için böyle yoğurt aldım. Bu yoğurt 1 kiloluk bir yoğurt. Hem bununla kek yaparım diye düşündüm. Daha sonrasında kutusuna da soğan ekeceğim. Şimdi büyük soğanlar vardı hep. Arpacık soğan yoktu. Büyük aldım. Buna da sadece 1 adet soğan sığacak büyük ihtimalle ama bakalım. Burada yoğurtlar tatlı olarak tüketiliyor. Yani meyveli yoğurtlar daha popüler diyeyim. Sade yoğurt alsalar bile içerisine şeker katıp yiyorlar. Ama bizim ağız tadımıza en yakın yoğurt Yunan yoğurdu olarak geçiyor. Yemek saati çoktan geçtiği için ve hala tohumları ekemediğimden önce bir şeyler atıştırayım dedim. Atıştırmak İspanyolca'da picar eylemine denk geliyor. Kuşların gagalarıyla yaptıkları o eylem de picar. Oradan almışlar büyük ihtimalle. Soğan kabuklarını ve yumurtayı kaynatıyorum. Daha sonrasında süzüp soğumaya bırakacağım.
Bu sıvıyı eski bir sabun şişesine doldurdum ve kapağını deliklere açtım. O arada tohumlardan önce öğle ya da akşam yemeğini hazırlamaya karar verdim. Ben balığı portakallı yapıyorum bu arada. Portakallı bir sos hazırlarsanız, daha sonrasında piştikten sonra da limonla bir sos hazırlarsanız çok daha lezzetli oluyor. Çok yoruldum ama şunların tatlışlığına bir bakar mısınız? İspanyolca'da yorulmak cansarse. Me he cansado mucho şeklinde kullanırsam da çok yoruldum manasına gelmiş olur. Yakın geçmiş zaman videomuz var biliyorsunuz. Akşam da tatlı bir şeyler yemeye geldik ve günü öyle kapatıyorum. Burada Bips adında bir restoran zinciri var. Bayağı da ünlü zaten. Güzel tatlıları var. Aynı zamanda menüyü de gösterdim eğer bakmak isterseniz. Menüyü de bırakıyorum. Ne önerirsin derseniz de eğer tavuk seviyorsanız ben şu tavuklu olanı öneririm. Hem çok doyurucu hem de çok lezzetli. Milkshake içmeye karar verdik. Milkshake batido olarak geçiyor. Batir çırpmak, batido çırpılmış demek. Oreo'lu olanı çok güzel. 2 kişilik geliyor. Aslında hafta henüz bitmedi ama yarın bit pazarına gideceğim. Onun videosunu ayrı olarak eklemek istiyorum. O yüzden gelecek hafta o videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.